ürkütme, paniğe neden olan depremle ilgili değerlendirmeler alacağımızı söylemiştik. Bültenin başında jeofizik mühendisi Profesör Haluk Eyidoğan telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Çok sağ olun efendim. Hepimize geçmiş olsun. Tabii ilk değerlendirmelerinizi alalım. Tam bu nokta aslında geçtiğimiz yıl içerisinde Eylül ayında o 5.7'lik depremin de olduğu nokta. Tüm bunları evet. Biraz değerlendirdiğimizde nasıl yorumlarsınız bu depremi? 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında olan 5.8 büyüklükteki depremin uzun süre artçı depremleri oldu. O depremde ayrıntılı incelendi. O 5.7'nin olduğu 5.8 olan yerde bugün saat 4.30'da 4.8 Kandil İstasyonu'na göre 4.8 büyüklüğünde depremi yaşadı. Evet. Bu son 4.8'in şu ana kadar Kandil İstasyonu tarafından beyan edilmiş bir tane artçı şoku var. Artçı deprem var. Yani o da enteresan bir şey. Demek ki bu deprem 26 Eylül'deki 5.8 depreminden arta kalan bazı gerilimlerin açığa çıkması sonucu olmuş oluyor. Yani oradaki kırılmayan bir parça hareket etmiş olduğunu anlıyoruz. Evet. Artçı şokları devam eder mi, olur mu, ne kadar olur bilemiyoruz tabii. O bölge yani 5.8'in olduğu bölge o zaman yaptığımız çalışmalarda gördük ki Kuzey Marmara Fayı'nın yani Ana Marmara Fayı'nın bir kısmının kilitlendiği yerin batı ucunda oluyor. Bu da aynı yerde oldu. Orada birikmiş bir sismik enerji durumu var. O da zaman zaman anladığım kadarıyla açığa çıkıyor. Evet. Zaten Orta Marmara Fayı yani bu depremin olduğu noktadan adalar açığına doğru bir çizgi çizerseniz işte Orta Marmara Fayı'nın İstanbul için beklenen 7 ve daha büyük bir depremi yaratabileceği bir parça olarak görülüyor. Yani bu depremin olduğu nokta o beklediğimiz İstanbul depreminin oluşacağı nokta mıdır? Yani onun batı ucu gibi yorumlayabiliriz. Çünkü onun daha batısında Orta Marmara Çukuru var. Yani fayın bir şekilde yarıp geçtiği ve orada bir çukur oluşturduğu Silivri açıklarında Orta Marmara Çukuru var. Evet. Onun orada Ana Marmara Fayı bir şekilde dallanıyor. Bir çukur yaratıyor. Ondan sonra Saraz'a doğru devam ediyor. Gaziköy'e doğru. Gaziköy'den de karaya girip Saraz Körfezi'ne gidiyor. Evet. Şimdi bu sabah vakitlerinde Gaziköy açıklarında yani en batısında Ana Marmara Fayı'nın en batısında Gaziköy açıklarında yoğun bir deprem fırtınası yaşandı. Evet. Yani onu ben hatta bugün onu incelerken zaten ne oluyor ne bitiyor derken oturduğum yerde sallandım bu son depremle. Sandım ki yani o fırtınanın olduğu, deprem fırtınasının olduğu yerde Tekirdağ açıklarında orada oldu bu deprem. Ama baktık ki bu son yaşadığımız deprem Silivri açıklarında başka bir yerde. Yani 5.8'in 26 yılında olduğu yerde. Dolayısıyla yani bu Ana Marmara Fayı'nın batı tarafı da oldukça aktif. Evet. Doğu tarafı yani Silivri açıklarından adalara kadar olan kesimin bir bölümünde 2018'de yapılan denizaltı çalışmalarında denize altına yerleştiren fay hareketini ölçme cihazlarının ölçü sonucu ortaya çıktığında gördük ki o parçanın bir kısmı kilitli. Yani fay orada çok az hareket ediyor. Hatta bazı yerler hiç hareket etmiyor. Bulgusu var. Normalde Kuzey Marmara Fayı'nı yani Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nin kuzeyindeki parçası ortalama yılda 23 milimetre hareket ediyor. Bu hareketin en az olduğu yer bu son depremi 4.8'in yaşadığımız yerle adalar açığında olan kısmı. Evet. Dolayısıyla aynı zamanda büyük depremin beklendiği yer. Ama
biz depremin yerini, pardon, zamanını ve tarihini ve büyüklüğünü tam olarak veremiyoruz. Yani ancak ihtimaller hesabına göre İstanbul'u önemli derecede etkileyecek 7 ve daha büyük bir deprem olma olasılığı önümüzdeki 30 yıl içinde %65 oldukça yüksek ve bu her yıl %2,5 artıyor bu tehlike. Dolayısıyla yani İstanbul, aslında bu tespitler 1999 depreminden sonra defalarca yapıldı, revize edildi. Yani 2002'de Japonların yaptığı çalışma, 2003'te İstanbul Deprem Master Planı, 4 büyük üniversitemizin yaptığı çalışma, arkasından 2007 çalışması, arkasından 2011 çalışması, 2009 İstanbul Deprem Kayıtları Risk Analizi ve en son 2018'de 2018'in ortasında yine İstanbul deprem kayıplarıyla ilgili bir risk analizi de yapılmış oldu, revize edildi. Yani onlara baktığımız zaman, o analizlere, evet, gerçekten böyle bir depreme İstanbul'un behemel hazırlanması lazım. Yani İstanbul için en büyük proje, mega proje depreme İstanbul hazırlıktır. Deprem risklerinin azaltılması. Yani çünkü 2018'deki analizlere baktığınız zaman İstanbul'da 40-50 bin binanın yerle yeksak olacağını, 180-190 bin binanın kullanılmaz duruma geleceğini, 500 bin hanenin barınma ihtiyacı duyacağını, 1,5 milyon kişinin barınma ihtiyacı duyacağını, birçok altyapının, sanayi tesislerinin, konutların kullanılmaz hale geleceğini, binde 1 ile binde 2 oranında can kayıpları olacağını, çok ciddi yaralanmaların olacağını, bunlar yazıldı ve resmi olarak bunlar da belli. Yani evet, bir rapor var. Dolayısıyla bu tespitler artık belli. Yani bizim yapacağımız şey, 20 yıldır konuşuyoruz. Her sallandığımızda konuşuyoruz. Evet. Ama İstanbul Deprem Master Planı 2003'te yapıldı ve hiç uygulanmadı. Sanki yokmuş gibi davranıldı. Yani bunun behemal, buradaki stratejilerin ve eylem planlarının pilot projelerle ortaya konulması, behemal İstanbul'un yıkılması söz konusu olan binalardan önce temizlenmesi, kurtulması lazım. 40-50 bin bina yerle eklesek olacak deniyor 2018'deki raporda. Evet. O halde ne yapacağız? Öncelikle yani kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapıp İstanbul deprem riskini hazırlamak lazım. Riskleri azaltmamız lazım. Mal ve can kayıpları. Gayri safi milli hasılanın %40'ı bu şehirde. Evet. Ekonomi de sarsılacak. İnsanlarımızı kaybedeceğiz. Çok büyük bir felaket. Şimdi biz aylardır neyi konuşuyoruz Allah aşkınıza? Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Ya Kanal İstanbul kendi başına zaten birçok risklere sahip. Ayrıca o da depremden önemli derecede etkilenecek ve belki de kullanılmaz hale gelecek. Çünkü 2018'deki raporda tsunami etütleri, ÇED raporunda da yapılan tsunami etütleri ve deprem etütleri de zaten bunu gösteriyor. O nedenle bizim İstanbul için en önemli mega projemiz deprem risklerinin azaltılması projesidir. Bunu idrak edip bir an evvel kaynaklarımız eğer varsa, bu ekonomik sıkıntılar içinde böyle bir kaynağımız varsa, bu kaynakları akıllıca İstanbul'u depreme hazırlamak olacak. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Evet, aslında tabii söylediklerinizden de şu sonucu çıkarmak çok mümkün. Bu deprem Büyük İstanbul depremini etkiler mi sorusundan ziyade bu depreme ne kadar hazırız, evet, neler yapmamız gerekiyor? Bu konuları oldukça ayrıntılı bir şekilde konuşup değerlendirmek ve bir an önce harekete geçmek, evet, gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Yayınlar geçmiş olsun diliyorum. Çok sağ olun, hepimize geçmiş olsun. Jeofizik mühendisi Haluk Eyidoğan'la konuştuk, değerlendirdik. Depremle ilgili ilk ayrıntıları.